bir boyutun daha var ki işte o ilahi güç kendinden de sana bir takım şeyleri ihsan etti, verdi. Nedir o? Buna da işaret ediyor. Yani nefruh var ya, nefruhu biz nasıl anlayacağız? Sizin için kulaklar, gözler, ünlüler yarattı. Yani görmeniz, işitmeniz, tad almanız, o beş duyu. Efendim, ve onlar üzerine oturan, onların sağladığı verilerle iş gören akıl ve duygu, gönül dediğim şey. Ben biraz bunun üzerine yoğunlaşacağım birazdan. Ve sen işte bu şekilde insansın. Yoksa insan olmazsın, ötekilerden biri olur. Bize bunun dikkatimizi çekiyor. Tabii burada geçen tesviye düzenledi. Başka ayetlerle bir arada düşündüğümüzde şunu da kısaca söyleyeyim, geçeyim. Burada tefsir hocalarımız var, arada görüyorum ben. Bu hoca bizim alana efendim müdahale etti falan diyorlar, işlerinden geçiriyorlar ama ne yapalım, felsefe her şeye burnunu sokuyor. Efendim tefsire de sokuyor, hadise de sokuyor, fıkıha da sokuyor. Felsefe işte, biz de düştük o yola. Efendim, tesviye, insanın hem maddi yanının olması, o maddi yanının manevi yanını taşıyacak kıvamda olması meselesi, insanın hem fıska, fücura, hem de ifsat ve ıslaha, yani takva ve ıslaha kabiliyetli olmasını ifade ediyor diye acizane ben düşünüyorum. Nefs-i ruh da onun akıl gücüne, bilme gücüne ve ona dayalı olarak yapma gücüne işaret ettiğini efendim düşünüyorum. Ve Allah diyor ki, halıkan ahir, işte bu yapımla sen bambaşka bir şeysin. Bambaşkasın, hiçbir örneğin daha yok. Halkan ahir, bambaşka bir varlık oldun sen bu haline. Yani sen yegânesin, yani sen biriciksin. Benim diğer varlıklara koyduğum ölçü, kader, miktar, efendim, hedef, hidayet oyken sana biçtiğim rol de budur. Peki ne olacak şimdi? İşte bu gerilim içinde. Yani ifsat ve fücur bir yanda, ıslah ve takva öbür yanda. Bunlar ayet kelimelerden alınmış terimler, kavramlar. Bu bir gerilim. Yüksek gerilimler. Müthiş bir şey. Bu gerilim içinde sen yolunu bulacaksın kardeşim. O yetki de ben sana vereceğim. Öbürler öyle değil. Öbürlerine ne koymuşsan, nereye doğru yönlendirmişsen, onlar oraya doğru gidiyorlar. Başka türlü yapmalarına imkan yok ama sen başka bir şeysin. Bambaşka bir varlıksın. Sen öyle de yapabilirsin, böyle de yapabilirsin. Onun için insansın. Onun için farklısın. Onun için şu kainat da senin emrindedir. Senin kullanımına, tasarrufuna açılmıştır. Yetkilisin. Yetkilisin ama başıboşta değilsin. Bu sana emanettir. Hem kendi yapan, hem o önüne serilen kainat, bunun hesabını, kitabını da yaparak yapar. Çünkü benden çıktın, bana da döneceksin. Şimdi bu ne ifade ediyor? Bizim dilimizde güzel bir kelime vardır. İmtihan dünyası. İşte imtihan olması bu. Yani sorulan sorulara doğru cevap verme yeteneğin de var, yanlışa düşme yeteneğin de var. Böyle olması imtihan olmaz zaten. Öyle değil mi? İşte yaşadığın hayatın anlamı da budur. Bütün bunları sorup, bütün bunlara cevap bulabildiğin zaman hikmete adım atmış olursun. Ayrıntıları efendim geçiyorum değerli konuklar. İşte bu model çerçevesinde kendi konumunu belirleyebilirsen, insan kainat içerisinde biricik varlık, kainatın göz bebeği olan varlık, kainatın emrine, tasarrufuna verildiği varlık, ben neymişim deyip kendini keşfetmen. İş burada başlıyor. İyi güzel de bende bütün bunlar var mı? Gözüm var, kulağım var, aklım var. Bütün bunları yerli yerde kullanıyor muyum, kullanmıyor muyum? Adama bak, gözü var ama görmüyor diye biz başkasına söylüyoruz. Sağır mıdır, nedir, duymuyor diyoruz. Öyle değil mi? Aklı var ama kullanmıyor ki. Ya da akıl dağıtılırken bu neredeydi acaba falan diyoruz adama. Öyle değil mi? Ama dönüp kendimize sormuyoruz. Ben bu akşam bunu hatırlatma niyetiyle huzurunuza geldim.
kendime de hatırlatıyorum, size de hatırlatıyorum. Önce dönüp kendimize bakalım, kendimizi de arayalım demek üzere buraya çıktım. Değerli dinleyenler, şimdi hikmetin bir boyutu neydi? Dönelim başa, yavaş yavaş toparlamaya doğru gidelim. Hikmetin bir boyutu bilgiydi, ilimdi. Bilgi nasıl oluşacak? Akılla oluşacak. Aklı yerli yerinde kullanarak bilgi oluşabilir. Aklı yerli yerinde kullanırken, akıl kelime anlamı itibariyle bağ demek. Yani olup biten varlıklar arasında, kendisiyle kainatı oluşturan varlıklar, kendisiyle manevi alan, metafizik alan, gayb alanı Allah ilahi varlıklar arasındaki ilişkiyi doğru kurması lazım. Bağlantıları yerli yerine oturtması lazım. Sadece tek boyutlu, tabiata yönelik, kendisiyle tabiat arasındaki bağlantıları kurmayı Kur'an ilim sayılır. Yani gerçek anlamda hikmet boyutuna taşınmış bir ilim sayılır diyelim. İşte onun için Hazreti Peygamber'in geldiği ve saadet asrına dönüştürdüğü dönemin toplumu bu hikmetin baligayla, Kur'an'la, onu getirdiği ilahi mesajla tanışmadan önce, tanışıp da kabul etmeden önce, kabul etmediği durumda nasıl adlandırılıyor? Cahiliye. Şimdi bu adamlar hiçbir şey bilmiyor. Niye cahil? Öyle değil mi? Halbuki biz biliyoruz ki Muallaka-i Sefa diye şiirler, şiir yarışmaları yapıyorlar. Edebiyat, şiir müthiş. Kur'an kendisi onlara bu alanda da meydan okuyor zaten. Bunu da biliyoruz. E bu adamlar ticaret yapıyorlar. Öyle değil mi? Savaşıyorlar birbirleriyle. Savaş teknolojileri de fena değil o günün şartlarında. Birçok şeyi biliyorlar. Bilmedikleri ne var? Bilmedikleri öbür yukarıya doğru giden alanda, metafizik alandaki ilişkileri yerli yerine oturtamıyorlar. Onun için cahiller. Yoksa kainatı bilmediklerinden değil. Çölü biliyorlar, vahayı biliyorlar, o çölde yaşamayı biliyorlar, orada sağ kalmayı biliyorlar. Olay iş değil bunlar. Öyle değil mi? Dolayısıyla cahillik, o bizim bugün modern bilim adı altında topladığımız alanların bilgisine sahip olmamak değil. O bilir, bir şeyler bilir. Ama kendini bilmez. Kendini bilmesinin yolu ne? Öbür tarafa da bağlantı kurması. Onun için Kur'an ısrarla bunun üzerinde durur. Hiçbir şey bilmediğinden, hiçbir şey düşünmediğinden onlara cahil demiyor. Onlar Allah'la ilişkilerini alır. Şunu da söyleyeyim, Allah'ı biliyorlar. Allah'ın varlığından haberleri var. Ölüm ötesini biliyorlar. Niye? Peygamberlerin geldiği coğrafyalarız. Haberleri var. Biz onlara müşrik diyoruz. Öyle değil mi? Müşrik ne demek? Allah'ı yerli yerine oturtamıyor, kendini yerli yerine oturtamıyor, diğer varlıkları yerli yerine oturtamıyor. Allah'ın bir kısım sıfatlarını, niteliklerini, haklarını alıp başkalarına veriyor. Dolayısıyla yerli yerine oturtamıyor. Gerçek anlamda bilmiyor. Dedik ki, el-ilmül hak, hak ilim, hak bilgi, doğru bilgi. Dolayısıyla bu alanda kendimizi kontrol etmek durumundayız. Allah inancım yerli yerinde mi? Kainata bakışım yerli yerinde mi? İnsana, kendime bakışım yerli yerinde mi diye düşünmek durumundayız. İşte o cahiller Allah'ın varlığını kabul ediyorlardı ama geleneksel taklidi inançlar kabul ediyorlardı. Allah'la kendi aralarına bir takım aracılar koyuyorlardı. Var, icat ediyorlardı. Ben Allah'la bu buluşturur. Ben Allah'a benim dediğimi bu ulaştırır diyorlardı. Sakatlık burada başlıyor. İşte Allah'a da düştüklerini hatırlıyorlardı o yüce kuvveti. Ama işler yoluna gittiği zaman hiç akıllarına bile gelmiyordu. İşte bu sakat anlayıştan, cahilliğe rüçar olmalarından dolayı Allah'ın da çoluk çocuğu var zannediyorlardı. Melekler onun kızı filan diyorlardı. İşte cahillik burada başlıyor. Çocukları dirildi. Allah'a kız isnat ediyorlardı ama oğul değil kız. Çarpıklığa bakın, kendi kızlarını da dirildi görüyorlar. Cahillik böyle bir şey. Bu nereden geri geliyor? Aklı kullanmamaktan geri geliyor. Durup düşünse ben ne yapıyorum ya? Dese olacak. Ama demiyor. Gözü başka yerde.
yaptığında değil, başkalarının yaptıkları. Dolayısıyla aklımızı öncelikle kendimize yöneltmek, kendimizle kendimizin bağlantısı kurmak aklı icap ediyor diye düşünüyorum. Değerli dostlar, işte önümüzde iki yol var. Birisi felah, efendim, birisi hüsran yolu. Bu ikisinin durumunu, özelliklerini biz efendim kendimize bakarak, kainata bakarak efendim ve ilahi alana bakarak alacağız ama bu imtihan alanı günlük Hristiyanlık bir alan değil. Bizi içeriden kuşatan, dışarıdan kuşatan, bizi savrulmaya doğru çeken ve iten bir takım güçler var. Onlar neler? Felsefeye baktığımız zaman, efendim işte psikoloji bilimine baktığımız zaman bu iç çatışmalar, şu duygu, bu duygu, savunma mekanizmaları falan diye anlatılır, öyle değil mi? Dinde de baktığımız zaman aynı şey başka terimlerle anlatılır. Kur'an'a sorduğumuzda beni içeriden yanlışa sevk eden, efendim beni yanlış tarafa doğru iten nedir diye sorduğumuz zaman şu kelimeler karşımıza çıkıyor, hızlıca geçiyorum. Düşüncesizlik, aklı kullanmamak. En başta bilmiyorum. Aklı kullanmama, düşüncesizlik. Unutkanlık, o da aklı kullanmamak. Dikkat edin. Nankörlük, o da aklı kullanmamak. Bir duygu filan değil nankörlük. Aklı kullanmamak. Ya bu adam bana iyilik etti, ben niye buna kötülük ediyorum dese iş düzelecekti. Takılıp kalıyor. Nankörlük. Acelecilik. Yani hikmet neydi? Hikmet, işi doğru dürüst yapmak. Doğru dürüst yapmak için durup düşünme hikmet lazım. Öyle değil mi? Acelecilik hikmeti öldürür. Acelecilik. Vekâne insan acûlâ. Ayet. Cedele düşmek. Düşünmeden ağzına geldiği gibi, aklına geldiği gibi konuşmak, tartışmak. Az önce şunu söyledim. Şimdi ben bunu nasıl söyledim? Tutarsızlığa, bu çelişkiye nasıl düşerim? Demiyor. Taşıyor. O nasıl taşıyor, bu nasıl taşıyor. Dolayısıyla bu. Gurur ve aldanma. Gurur ve aldanma. Kendini bir şey zannediyor insan. Hani ötekilere bakıyor, diğer varlıklara. Onlar da